İnsan türünün uzaya yayılmadıkları sürece bir sonraki 1000 yılda yaşayacağını sanmıyorum. Tek bir gezegende yaşamı sonlandırabilecek çok fazla kaza gerçekleşebilir. Ama ben iyimserim. Yıldızlara ulaşacağız. Stephen Hawking. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Güneş sistemimizde biraz gezinti yapacağız. Birinci bölümde sistemimizde bulunan Dünya, Ay, Venüs, Merkür, Güneş, Mars, Ceres. İkinci bölümde ise Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton, Makemake, Eris gibi gök cisimlerine doğru yolculuk yapacağız. Haydi başlayalım. Tanıdık bir yüz, tüm güzelliğiyle, ihtişamıyla orada duruyor. Dünyamız, yani yuvamız, Güneş sisteminde Güneş'e en yakın olan 3. gezegendir. Üzerinde sıvı su ve yaşam barındırdığı bilinen tek astronomik cisimdir. Dünyamız ortalama 4,5 milyar yıl önce oluşmuştur. Enerji kaynağı Güneş'tir. Güneş ile Dünya arası bir astronomik birimdir. Bu da 149,5 milyon kilometredir. Dünyanın yer çekimi uzaydaki diğer nesnelerle, özellikle Güneş'le ve tek doğal uydusu Ay'la etkileşime girer. Dünyanın Güneş'in etrafındaki yörüngesi 365 günde tamamlanır. Bu süre içerisinde Dünya kendi ekseni etrafında 365 kere döner. Dünyanın çapı 12.742 kilometredir. Dünyanın 3 katmanı vardır. Bunlar hava katmanı, su katmanı, kara katmanıdır. Hava katmanı dünyamızın etrafını saran gazlardan oluşur. Bu katmana atmosfer denilir. Atmosferin içerisinde azot, oksijen, karbondioksit ve su buharı vardır. İklim olayları bu katmanda gerçekleşir. Atmosferin de kendi içerisinde katmanları bulunur. Troposfer katmanı atmosferin en alt katmanıdır. İklim olayları burada gerçekleşir. Su buharının tamamı buradadır. Stratosfer katmanı troposferin üstünde yer alır. Üst sınırında bulunan ozon tabakası güneşten gelen mor ötesi gibi zararlı ışınları tutar. Mezosfer katmanı stratosferin üstünde yer alır. Göktaşlarının yanarak parçalandığı katman burasıdır. İyonosfer katmanı mezosferin üstünde yer alır. Sıcaklık çok fazladır. Gazlar iyonlara ayrılmıştır. Radyo dalgalarını yansıttığı için haberleşmede büyük önem taşır. Eksosfer katmanı iyonosferin üstünde yer alır. Atmosferin en dış katmanıdır. Sınırı belli değildir. Yer çekimi çok az olduğu için gazlar çok seyrektir. Atmosferin kalınlığı ekvatorda fazla, kutuplarda ise azdır. Bunun birinci nedeni kutuplarda yer çekimi fazla olduğu için gazlar fazla yükselemiyor. İkinci nedeni ise ekvatorda sıcaklık yüksek olduğu için ısınan hava yükseliyor ve ekvatorda atmosferi kalınlaştırıyor. Üçüncü nedeni ise dünyanın dönmesinden dolayı savrulmanın etkisiyle ekvator ve çevresinde atmosferin kalınlığı fazladır. Dünyanın 1/4'ü sudur. Bu su kaynakları okyanuslar, denizler, göller, yeraltı ve yerüstü sularıdır. Bu suların %97'lik kısmı tuzlu sudan oluşur. Geriye kalan %3'lük kısım ise tatlı sudur. Yer kabuğu yerin en dış katmanıdır. Lavların zamanla soğuması ile oluşmuştur. Kalınlığı ortalama 35 kilometredir. Yer kabuğu siyal ve sima olmak üzere iki katmandan oluşur. Siyal katmanı karalarda kalın, okyanus altında incedir. Sima katmanı ise karalarda ince, okyanus altında kalındır. Manto ise yer kabuğu ile çekirdek arasında bulunur. Silisyum, alüminyum, nikel ve demir bileşiklerinin yoğun olduğu katmandır. Mantoda bulunan malzemeler eriyik ve kıvamsı bir yapıdadır. Yer kabuğu eriyik haldeki lav üzerinde konveksiyonel akıntıların etkisiyle hareket eder. Çekirdek mantolun altında yer alır. Yerin en sıcak ve yoğun olduğu kattır. İç çekirdek ve dış çekirdek olarak ikiye ayrılır. Nikel ve demir elementlerinin yoğun olmasından dolayı bu kata nife de denilir. Evet, yuvamızdan ayrılma vakti geldi. Şimdi uzay aracımıza geçelim. Misyonumuza göre istikametimiz Ay, Venüs, Merkür, Güneş, Mars, Ceres, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton, Makemake, Eris. Şimdi uydumuz olan Ay'a uğrayalım. Ay dünyanın tek doğal uydusudur. Dünya ile Ay arası ortalama merkezden merkeze uzaklık 400 bin kilometre, yani dünyanın çapının yaklaşık 30 katı kadarıdır. Ay'ın dünya etrafındaki yörünge turu 27 gün 7 saatte tamamlanır. Dünya, Ay ve Güneş geometrisinde görülen periyodik değişimler sonucunda her 29,5 günde tekrar eden Ay'ın evreleri oluşur. Ay, insanların üzerine iniş yaparak yürüdükleri tek gök cismidir. Ay'ın yakınından geçen ilk yapay nesne Sovyetler Birliği'nin Luna 1 uydusudur. Ay, dünyanın yörüngesinde eş zamanlı olarak dönmektedir. Yani her zaman aynı yüzü dünyaya dönüktür. Bu romantik manzaradan ayrılıyoruz. Şimdi rotamızı Venüs'e doğru çevirelim.
İşte karşımızda ihtişamıyla Venüs. Adını aşkın ve güzelliğin koruyucusu olan Tanrıça Venüs'ten almıştır. Venüs, Güneş sisteminde Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sıradaki, sıcaklık bakımından da birinci sıradaki gezegendir. En sıcak birinci gezegen olmasının sebebi atmosferin gelen güneş ışınlarının dışarıya çıkmasını engellemesindendir. Eskiden üstünde canlı yaşam olduğuna inanan gezegen bilimciler vardır. Venüs, çoban yıldızı olarak da bilinir. Kendi ekseni etrafında diğer gezegenlerin aksi yönünde döner. Venüs'ün Güneş'e olan uzaklığı yaklaşık 109 milyon kilometredir. Venüs ile Dünya arasındaki mesafe ise 38 milyon kilometre civarındadır. Venüs'ün yüzey sıcaklığı 450 derecenin üzerindedir. Atmosferinde %96 oranında karbondioksit bulunmaktadır. Volkanik yönden aktif bir gezegendir. Atmosferinden sülfürik asit yağmurları yağmaktadır. Bu koşullar sebebiyle canlı yaşamına uygun değildir. Gökyüzünde görünen en parlak cisimdir. Venüs'ü keşfeden Galileo, 1610'da basit bir teleskop yardımıyla Venüs'ün evreleri olduğunu fark etti. Günümüzde Venüs'te yaşamın izleri araştırılıyor. Tüm molekülleri eşit derecede sevmek istedim. Ama bir favorim var. Fosfin. Bu söz Clara Sosa Silva'ya ait. Ömrünü fosfine adamış genç bir bilim insanı. 10 yıldan uzun bir süredir bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Venüs'ün atmosferinde fosfine ait izlere ulaşılmış. Venüs'ün atmosferinde bulunan fosfin, canlılığın bir işareti olabilir. Peki fosfin nedir? Fosfin, bir fosfor atomu ve 3 hidrojen atomundan oluşan bir moleküldür. Üzerinde fosfor bulunan en basit gazdır. Fosfinin pek bilinmemesinin sebebi, bizim gibi oksijen kullanan organizmalar için fosfin zehir anlamına geliyor. Fosfini ya insanlar üretebilir ya da bataklıkta yaşayan bazı bakteriler. Venüs'ün yüzeyinde yaşam mümkün olmasa bile atmosferinde mikrobik bir yaşam söz konusu olabilir. Yolumuza devam edelim. İşte orada. Merkür. Güneş sistemimizdeki en küçük ve Güneş'e en yakın olan gezegendir. Merkür ismi Roma mitolojisinde bulunan tanrıların habercisi olan Merkür'den gelmiştir. Yaklaşık 88 dünya gününe eşit yörünge süresi ile Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden daha hızlıdır. Merkür'ün Güneş'e olan uzaklığı yaklaşık 58 milyon kilometredir. Merkür'ün Dünya'ya olan uzaklığı ise 77 milyon kilometre ile 222 milyon kilometre arasında değişir. Merkür'ün ekvatoral yarıçapı 2439 kilometredir. Merkür'ün yoğunluğu ikinci en yüksek yoğunluktur ve Dünya'dan sonra ikinci sırada gelir. Merkür'ün eksen eğikliği Güneş sistemindeki en küçük eksen eğikliğidir. 0,1 derece ile neredeyse dik bir eksene sahiptir. Bilinen hiç doğal uydusu yoktur. Isıyı koruyacak kalın bir atmosferi olmamasından dolayı Merkür'ün yüzey sıcaklığı Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla günlük olarak değişir. Ortalama gece -173 derece ile gündüz +427 derece arasında değişir. Merkür'ün yüzeyi aşırı derecede kraterlidir ve görünüm olarak Ay'a benzer. Merkür yaklaşık olarak %70 metalik ve %30 silikat maddelerden oluşur. Merkür'ün kutup noktalarında güneş ışığının gelmediği bölgelerde donmuş su molekülleri olduğu tespit edilmiştir. Ancak son derece tehlikeli olan bu gezegende canlı yaşamının olması mümkün görünmüyor. Yolumuza devam edelim. Karşımızda bir yıldız, tüm ihtişamıyla uzay boşluğunda ilerliyor. O sıradan bir yıldız değil, bizim yıldızımız, Güneş. Orta yaşlı bir yıldız, ortalama 4,5 milyar yaşında. Onun ısısı ve ışığı olmasaydı, dünyada yaşam olmazdı. Aşırı ısınmış gazlardan oluşan bu yıldız, dünyamıza hayat veriyor. Güneşin içerisine 1.300.000 tane dünya sığabilir. Güneş sabit değildir. Samanyolu galaksisi çevresindeki yörüngesinde saniyede 220 km hızla ilerliyor ve bu yolculuğu tamamlaması 225 milyon yıl sürüyor. Güneş dünyamızdan yaklaşık 150 milyon kilometre uzakta bulunuyor. Güneşten gelen ışığın dünyamıza ulaşması ortalama 8 dakika sürüyor. Evrendeki bilinen en yüksek hız ışık hızıdır. Işık hızı saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hıza ulaşır. Işık evrende bilinen en şiddetli reaksiyonlardan birinin ürünüdür. Nükleer füzyon. Bu füzyon yoluyla helyum gazı oluşuyor. İki hidrojen atomu çarpıştığı zaman helyum atomu ortaya çıkıyor. Güneş, Güneş sistemindeki toplam kütlenin %99,8'ine sahiptir. Her saniye 5 milyon ton madde enerjiye dönüşüyor. Güneş devasa bir hidrojen bombası gibidir. Güneş patlaması saniyede 100 milyar hidrojen bombasının patlamasına eş değer bir enerji ortaya çıkartır. Güneşin çekirdeğinde hidrojen atomları birbiriyle çarpışarak hidrojen patlamasına neden olur. Güneş patlamasının etkisiyle dünyamızdaki elektrik ile çalışan sistemler çökebilir. Korkunç etkilere sahip olsa da Güneş,
şu anda dünyada yaşayan canlıların var olmasında en önemli etkiye sahiptir. Evet arkadaşlar, yolculuğumuza devam edelim. Sıradaki durağımız Mars. Adını Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'tan almıştır. Yüzeyindeki yoğun demir oksitten dolayı kızıl rengini aldığı için kızıl gezegen denmiştir. Güneş'e yakınlık bakımından dördüncü gezegendir. Güneş'e uzaklığı ortalama 230 milyon kilometredir. Dünya'ya olan uzaklığı ise ortalama 58 milyon kilometredir. Mars atmosferi %1,6 argon, %95 karbondioksit, %3 nitrojenden oluşmakla birlikte oksijen ve su izleri de taşımaktadır. Mars'ın yüzey sıcaklıkları kutup kışı sırasında eksi 140 derece ile yaz sırasındaki 20 derece arasında değişir. Ekvatorda gündüz sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkabilirken gece eksi 40 dereceye kadar düşebiliyor. Sıcaklık farklarının büyük olmasının nedeni ince atmosferinin güneş ısısını yeterince depolayamaması, atmosfer basıncının düşük olması ve toprağın ısı kapasitesinin düşük olmasıdır. Büyüklüğü dünyanın altıda bir kadarıdır. İki tane doğal uydusu vardır. Bunların adı Phobos ve Deimos. Mars'taki Olimpos Dağı, Güneş sisteminde bilinen en yüksek dağdır. Yüksekliği 25 kilometre, çapı ise 620 kilometredir. Marineris Vadisi adı verilen kanyon, 4000 kilometre uzunluğunda, 200 kilometre genişliğinde ve 7 kilometre derinliğindeki bu kanyon, Güneş sistemindeki en büyük kanyondur. Dünyamızdaki kanyonlardan biri olan Arizona'daki Büyük Kanyon'dan 10 kat daha uzun, 7 kat daha geniş ve 7 kat daha derindir. Çoğu araştırmacı bu kanyonun Mars kabuğundaki büyük bir tektonik kırılmanın sonucu olduğu konusunda hemfikirdir. Mars'ın kuzey yarımküresinde 10.600 km uzunluğunda ve 8.500 km genişliğindeki dev bir meteor kraterinin varlığı saptanmıştır. Bu krater bugüne kadar keşfedilmiş en büyük meteor kraterinin, yani Ay'ın güney kutbu kısmındaki Atkian Havzası'ndan 4 kat daha büyüktür. Günümüzde Mars, yörüngelerine oturmuş 3 uzay gemisine ev sahipliği yapmaktadır. SpaceX şirketi kurucusu Elon Musk, Mars'a koloni kurmak istiyor. Merkür ve Venüs çok sıcak. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gazdan oluşuyor ve yüzeyleri yok. Mars'ın kolonileştirilmeye uygun olduğu görülüyor. SpaceX kurucusu ilk kargo gemilerini 2022 gibi kısa bir süre içerisinde göndermeyi planlıyor. Umarım hedeflerine ulaşırlar. İnsanlığın ilerleyebilmesi için böyle projelerin gerçekleştirilip hedeflerine ulaşması gerekiyor. Kızıl gezegenden ayrılıyoruz. Sıradaki durağımız cüce gezegen Ceres. Ceres, Güneş'e en yakın cüce gezegen ve Mars ile Jüpiter arasında yer alan ana asteroid kuşağındaki en büyük cisimdir. Güneş ile arasındaki mesafe ortalama 500 milyon kilometredir. Dünya ile arasındaki mesafe ise ortalama 350 milyon kilometredir. 1801 yılında keşfedilmiştir. Adını Sicilya'nın koruyucu tanrıçası Ceres'ten almıştır. Asteroidler arasında ilk keşfedilen olduğu için bir numarayla adlandırılmıştır. Aynı zamanda 50 yıl boyunca da 8. gezegen olarak sınıflandırılmıştır. 950 km çapında olan Ceres, asteroid kuşağının açık ara en büyük cismidir ve kuşağın toplam kütlesinin %32'sine sahiptir. Gözlemler sonucunda şeklinin düşük yerçekimine sahip diğer asteroidler gibi düzensiz değil de küresel olduğu ortaya konmuştur. Ceres asteroidinin yüzeyinin kil, karbonat ve su buzu gibi çeşitli hidratlı minerallerden oluştuğu tahmin edilmektedir. Ceres taş bir çekirdek ve buzdan oluşan bir manto yüzeyi ile farklılaşmış olarak görülmektedir. Yüzeyinin altında buz ve sıvı sudan oluşan bir yapısı vardır. Yüzey sıcaklığı yaklaşık eksi 100 derecedir. Güneş sisteminin volkanik açıdan en aktif mini dünyalarından biridir. Arkadaşlar, birinci bölümün sonuna geldik. Destekte bulunmak için kanalıma abone olup beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere.